sizin gibi çok incelikli ve duyarlı bir aktör. Orada da iyi işler yapmaya çalışıyor ama çok acayip bir yere döndü, dijital dahil. Orada nasıl bir yani tercihler, daha kitlesel olmanın getirdiği sorumluluk, orada nasıl bakıyorsunuz? Valla Enver, 140 dakika çekildiği sürece abi bu bizim diziler, Türk seyircisi maalesef yani kalitesi 6. bölümden sonra düşen, birbirine benzeyen işler izlemeye devam olacak ya, mahkum olacaklar. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü yetişemiyorlar. Ya ne yazan yetişebiliyor, ne çeken yetişebiliyor, ne oynayan ya üretmek gibi bir vakit yok orada. Yetiştirmek gibi bir vakit olunca böyle oluyor işte yani. Hani bir de mantar gibi artık yapımcılar bir sürü olduğu için, şimdi bir iş tutunca arkadan hadi bunu yapalım, hadi benzerini yapalım. Yani hiç değişmeyen bir sürü şey var. Ya tutan bir işin hala yani en son mesela Mahkum diye bir iş çekmiştik biz. Mefe yapıp Onur Tuna ile birlikte başrollerini oynadığımız. Abi şimdi bakıyoruz bazı sahneleri aynı mekanda çekmeyin bari be abi. Yani hani gidip aynı mekanda çekmişler, bir de aynı planlar. Yani azıcık üretelim diyeceğim ama işte böyle handikaplar doğuruyor. Süre 140 dakika. Ben eminim 90 dakikaya düşsek gidip o işler birbirini taklit olmaktan kurtulacaklar. Ama aktör için de zor değil mi bu? Yani derinlemesi, oynama olanağı bulunmayan, yani sözü olmayan, çok yani bir aktör için kendisini araması açısından, yani ezberden oynamaya başlayabilir. Kolaycılık olabilir. Çok uzun çünkü diziler. Tabii mecbur, çekmeceden yiyince ne yapacaksın ki yani, hani her gün. Yapmaya çalıştığımız şey işte Mahkum'un ilk sezonudur. Yani hani ikinci sezon ister istemez o da düşüşe geçti yani, dediğim çeşitli sebeplerden dolayı. Ama o saatlere, o performanslar gerçekten çok özgüvenle çıkabilecek şeyler. Hep insanın, oyuncunun kendinden vererek, feragat ederek yapabileceği şeyler. Herkesten beklenecek şeyler de değil ayrıca. Ben de aynı kandayım. Bir oyuncunun yani gerçekten insani bir sanat değil. Bir de sanatsal bir arayışınız varsa çok zor. Hani otomatiğe bağlayıp idare edenler var ama ben ya bir derdin var diye. Peki demin bir şey söylediniz. O benim dikkatimi çekti. Biraz da onun altını çizmekte yarar var. Bu iş yapmadığımız ya da dinlence dönemi diye zannedilen dönemlerde çekmeceyi doldurmaya çalışıyorum, özen gösteriyorum dediniz. Bunu mesela entelektüel arayışlar olarak mı, hayatın içine daha çok katılarak mı ya da bir şeyler yazıp çizerek mi? Nasıl yapıyorsunuz? Çünkü çok zor. Vallahi yazıp çizmeye henüz başlayamadım, cesaret edemiyorum. Ya biraz mükemmeliyetçi bir tarafım var. O huyumdan biraz kurtulmam gerekiyor galiba. Çünkü beğenmeyip atıyorum ve bir yerden bir şey başlayamıyorsun dolayısıyla. Ben o saydıkların hepsini yapmaya çalışıyorum aslında. Yani bir yerden bir yere gitmek. Mesela bu iş bittikten sonra son 3 gündür 4 gündür evdeyim. Ne yapacağımı düşündüm 2 gün zaten. Ben ne yapıyordum ya diye. Çünkü benim için 6 aylık bir süreç oldu bu film. Hem öncesi, hem çekim anı, hem sonraki kayıt stüdyo aşamasında. Boş zamanlarında ne yapacağını unutabileceğin kadar çalışıyorsun bazen. Dolayısıyla okumayı çok boşlamış vaziyetteyim. Bir an önce okumam, bir daha okumaya başlamak gerekiyor. İzlemek yani en az her gün bir film, ki eskiden 2 film izlerdim bir sabah bir akşam. Gibi yani bu keyif aldığın şeylerle ilgilenmek, yani enstrümanlarla birazcık oynamak, kurcalamak, vakit geçirmek, dostlarla geçirilen vakit. Yani çünkü bunlar hakikaten kaybolup gidiyor çalışırken ve biz gerçekten fazla çalışan tipleriz yani. Peki, dolayısıyla buralardan halletmeye çalışıyorum. İsmail, burada yeni bir perde açılmış oldu. Müzik. Şimdi müziğe insan bir kere düştü mü kolay kolay çıkamaz, sahne tozu yutmak gibi. Çalmak ister, söylemek ister. Ve bizim dünyanın bugün geldiği noktada hem kadın oyuncular hem erkek oyuncular için ne kadar çok malzemesi varsa o kadar tercih ediliyor. Şimdi Türkiye'nin en büyük müzisyeni, belki de en önemli sesiyle girdin piyasaya. Müzik merakı ne alemde? Vallahi benim öyle bir merakım, yani ben müzik çok dinlerim, çok severim. Yani güzel olan her şeyi hayranım, dinliyorum yani, dinlemeye çalışıyorum. Ama hani böyle müzik yapmalıyım, kendi müzikle ifade edeyim,
gibi bir durumu olmadı. Yani mesleği yok, amatörce gibi diyorum. Evde. Abi anlamadım. Çok özür dilerim. Sesin gitti. Amatörce diyorum. Yani evde mesela tabii ya biraz. Ya şimdi Cem'le tanıştıktan sonra abi sesin böyle bir gitti geldi. Ben duyamıyorum ya. Sen duyuyorsan beni. Şu anda duyuyorum. Az önce gitti geldi. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Çıkıp bir daha girebiliriz. Çünkü bazen şey oluyor. Görken sevgili İsmail Hacıoğlu'na bir daha yayını al. Şu an duyuluyor. Ha, tamam. Okey. Cem Baba'nın tanıştıktan sonra nasıl müzik hukukun evde diye sormuştum sevgili Hacıoğlu. Ya o konuyla ilgili komik bir anı bir anlatayım. Kızım 7 yaşında Yemin. Maşallah. Geçen evde baba yeter artık Cem Karaca'dan gerçekten ruhum şişti diye bağırmaya başladı. Biz tabii hani bayağı güldük bu duruma. Lan dedim evet 6 aydır şaka bakın evde ben sürekli Cem Karaca dinliyorum ya. Dedim tamam babacığım hemen Erkin Koray açıyorum. Peki gitar abi, gitar. Ben merak her şeyi birazcık ama hiçbir şey çalamayanlardanım. Çok enstrümanım var. Yatırımımı o yöne doğru yapıyorum aslında. Yani sazım, gitarım, ondan sonra batarya alacağım şimdi. Davula merak saldım bu filmden sonra. Akordiyonum, kanunum var ama hani hangisini çalıyorsun diye sor hiçbirini. Ama hepsiyle böyle oynamayı ufak ufak kulağı pasından kurtarmak için seviyorum enstrümanlarla öyle oyuncak gibi oynamayı. Son iki soru. Bir tanesi şu. Bu yerel seçimler geliyor ve yerel seçimlerde ben bir tane bile ciddi anlamda kültür sanat politikası görmüyorum. Yani sadece bina yapmaktan belki de ibaret. Onları da doğru yapılamadığı, İtalyan sahnelerin yapılamadığı, konser salonlarının akustik sorunu olduğu bir yere indirgeniyor pek çok bağlamda. Belki İsmail Hacıoğlu'nun aktör olarak şeye ihtiyacı olmayabilir salona. Çünkü isterse edinebilir yapımcılar falan ama ciddi bir sorun olarak bir sanatçının yaşayabileceği bir iklim olması için toplumsal talebin de olması gerekiyor. Örneğin sinema ölümle karşı karşıya, salonlarda problem oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani seçiminde, yerel seçimlerde kimi seçersen seçeyim, sanatsal anlamda şu duyarlılığı arıyorum diyor musunuz? Valla ben o duyarlılığı yaklaşık 20 senedir arıyorum zaten. Ama ya bundan sonra da kim gelirse gelsin ben bunu arayacağımı, aramaya devam edeceğimi de biliyorum. Çünkü seçimden sonra şıp diye hiçbir şey değişmeyecek. Bu ülkede hiçbir zaman hiçbir problemin hallolmadığı gibi. Dolayısıyla artık gözüne sokulan işlerden çok midem kalkmış vaziyette. Ya buna da siyaset diyoruz zaten. Yani çok kötü bir şey ya. Ben hiç hoşlandığım, haz ettiğim bir durum değil. Ya bunu yapacaksanız yapın zaten yani. Bunu çıkıp ben bunu yaptım, şunu yaptım demek kadar aciz bir şey olamaz bence. Yani. Bana çok aciz gözüküyorlar. Yani adam olan yapar zaten. Yani niye anlatıyorsun yani? Ayrıca siz bizim için yok musunuz kardeşim yani? Ne bu artistliğiniz ya? Biz artist olmalı değil miyiz? Hani artist olan bizdik hani. Bunlar gerçekten hepsi bizden artist yani. Dolayısıyla kim gelecekse gelsin, ne yapacaksa da yapsın artık. Ben 20 yıldır şiştim. Gençliğimi aldılar. Yani benden bir ömür aldılar. Yani. Evet, ben daha ileri yaştan olduğum için benim ömrün tamamı zaten. 40'a geldim 12 abi ben. 40'a geldim yani. Yani 12 Eylül'de çocuk olup üzerine bugünlere gelmek hakikaten insanı bir anlamda umutsuzluğa itiyor. Peki beni çok üzen bir şey. Bu kadar emek verilen bir filmin aptalca bir telif tartışmasına, bir miras kavgasına indirgenmesi. Yani bana göre öyle bir tartışma olabilir. Bu tartışma filmin gösterimde kalıp kalmaması bağlamında olmamalı. Yani film her koşulda sanat yapıtı o kalmalı. Seyirciyi cezalandırmaya, Cem Karaca'yı cezalandırmaya kimsenin hakkı yok. Ne düşünüyorsunuz?
buradaki niyet zaten sorunun içinde gizli galiba yani. Hani bunu yapan insanların niyeti ortada. Yani Cem Baba yüzüyorlar ya, başka bir şey değil. Yani hani vakti zamanında ben Emrah'tan dinledim bu acı hikayeyi. Biraz kaçırmışım ben o durum. Bu kemiklerini açmışlar yani adamcağız. Evet. Mezarını açıp kemiklerini çıkarmışlar artık. Yani şimdi bu kemik çıkaran zihniyet. Bu aynı zihniyet bu. Dolayısıyla filme yakışmıyor ya. Yani zaten bu zihniyet filme yakışmıyor. Bu zihniyeti taşıyanlar da iyi ki filmde yoklarmış zaten. Yani hani bu filme yakışmıyor bu zihniyet. Çok üzmüşler Emrah. Yani hani çok üzmüşler Cem Baba'yı. Zaten adamın hayatı kahırla geçmiş yani hani. Hep kahır bıktım be diye. Yani bari mezarında rahat versinler ya. Yani artık diyeceğim ama üzgünüm. Yani keşke olmasaydı. Ben de o konudayım. Şunu da düzeltelim isterseniz. Bir dönem bu tartışma çıkınca film vizyondan kalkmış muamelesi gördü. Yapıldı, evet, ama film doğru vizyon değil. Yok, doğru değil. Yapımcımız Aytaç Medya'da gerekli açıklamayı yaptılar. Avukat durumu sürecinin hemen ardından. Dolayısıyla filmimiz hala vizyonda ve umuyorum da uzun zaman vizyonda kalacak. Seyircilerimizi bekleriz. Peki bir Bakırköylü olarak, yani çok enteresan ki aynı okulda bir de okumuş. Enerji işte. Bir gün o okul duruyorsa duruyordur da ne hale geldi. Ben en son Tarık abinin Taş Mektebi ziyarete gittiğimde yine önünden geçmişti. Benim de o çok sokağın devamındadır zaten o. Evet. Benim de İsmail Hocaoğlu, şunu sorarak bitireceğim. Aktör durmaz. Yaratmaya devam eder. Ancak her yapıt bir yük olur. Çıtayı başka bir yere taşımak ister sanatçı. Nerelerdesiniz şu anda aktör olarak? Çıtayı nereye koyuyoruz? Neler yapacağız? Estağfurullah. Abi yani bundan sonrası daha iyi olur inşallah. Yani ama gönül istiyor bunu tabii ki. Bu ülkede yapıyoruz bu işi. Yani ülkenin şartları, bunların hepsi iç içe geçiyor. Çoluk, çocuk, sorumluluk. Yani dolayısıyla Allah biliyor yani şu an için. Gelen işler var ama yani en az bir iki ay onu yapacak adam kalmadı. Biraz dinlenmem lazım benim. Biraz bir toparlamam lazım kendimi. Biraz kilo verdim falan. Ama bahara doğru inşallah güzel projeler var. Bir tanesini birlikte yol yürüdüğüm Abdullah Bulut'la karar verip güzel bir şey imza atacağız inşallah yine. Oradan şununla bitirelim. Hani son dedim ama insanın gönlünde örneğin Cem Baba için mesela bunu yapmak bir duygudur. Ben Ferhan abi için şimdi bir onun izini sürdürmek için bir kabareyi yaptım. Devam ediyorum. Var mı böyle birisinin hikayesi, birisinin duygusu, birisinin izini sürmek? Benim şu hikayem var, şu ustayla da olabilir dediğiniz. Vallahi Enver, benim hikayeler biraz birikti. Ben şimdi hani biraz bu yazma çizme dönemi dedim ya, cesaret edemedim diye. Bir iki arkadaşımla birlikte bu yolculuğa girmek istiyorum. Anlatmak istediğim hikayelerim var. En önemlisi de aslında en yakınımdakinin hikayesi. Babamın hikayesini yapmak istiyorum. Filmin adı değil ha. Aman yanlış olmasın yani. Çok gerçek bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bir göçmen hikayesi olacak. Bakalım bir başlayalım yani hani bismillah, ama daha ne zaman çıkar, ne olur, ne biter, çünkü o mu olur? Yani başka işler de var. Dediğim gibi kafa benim biraz yanmış durumda. Bakacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Filmi tavsiye ediyorum ve şunun altını çiziyorum. Lütfen seyirciyi ve Cem Baba'yı cezalandırmayın. Emeğe de haksızlık etmeyin. Sevgili İsmail Hacıoğlu burada herkesi temsil ediyor. Ne kadar çok isim emek vermiş. Bence çok önemli. Çok önemli diye düşünüyorum. Buradan Yasemin ablaya, Yasemin Yalçın'a, Fikret Kuşkan'a, Meral Çetinkaya'ya ve görüntü yönetmenimiz Ersan Çapa'ya çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha geri kalan bütün rol arkadaşlarıma da
Biz iyi bir ekip olduğumuz için iyi bir film çıktı. Herkesin eline emeğine sağlık. Dediğim gibi zaten bence böyle bir emek asla durmayacak, durdurulamayacak. Şimdiden herkese iyi seyirler olsun. Çok teşekkür ediyoruz sevgili İsmail'e. Bugün